Evet değerli izleyiciler, şu anda Meran Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş burada. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes bir yılı değerlendirir. Niye 9 ayda değerlendirme yaptınız? Eyvallah. İşte gazetecinin takılacağı yer orası. Tabii ki aslında yani bunu sormanızı da bekliyordum evet. İşin açıkçası. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah, hoş şöyle, geldiniz. Şöyle göreve başlar başlamaz dışarıya ilan etmediğimiz ama kendi iş dünyamızda kendimize koyduğumuz 4 tane büyük bir hedef oldu. Ve bununla ilgili de bir takvim koymuştum ben. Bunu bir yıl değil, yılbaşına kadar bu koyduğumuz hedefleri olumlu şekilde sonuçlandırmakla ilgili. Yılbaşı doldu. Bugün yaptığımız basın toplantısında ve şimdi vereceğim bilgiler aslında yılbaşı verilerimizdi. Basın toplantısını yapmak ve bunu ilan etmek elimizde olmayan nedenlerle, işte deprem oldu ve bu arada da mevzuya da girmişken kayıplarımız için rahmet diliyorum Rabbimden. Kalanlara da şifalar diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yine dün İdlib'de 6 tane askerimiz şehit oldu. İçimiz kan ağlıyor. Tabii çalışmaya da devam ediyoruz. Bir yandan onlara dua ediyoruz. Bir yandan tekrar bunları bir daha yaşamayalım diye dua ederken de milletin bizden beklentisi olan hizmeti de yerine getirmek, o şehitlere olan vefa borcumuzu, görevimizi de hizmetimizi en iyi yaparak, başka elimizden bir şey gelmiyor, yaparak ödeyeceğimizi düşünerekten aşkla şevkle çalışmaya çalışıyoruz. O yüzden bu 9 ay toplantısıydı. Ve bugün ilan ettik. O gün koyduğumuz hedefler neydi? Ve sonuçlarını da aslında bugün basın mensuplarıyla ve vatandaşlarımızla paylaşmış olduk. Mali durum nasıl? Ben alındığında biliyorum biraz sıkıntı vardı, borç var. Bütün belediyelerde olduğu gibi. Hı-hı. Bu hangi parti? Ama bazı belediyelerde borçsuz da devredilen, mesela Karatay borçsuz devredildi yani. Ya, kasada da ciddi Türkiye, para vardı. Türkiye genelinde Hı-hı. eğer tamamına bakacak olursak. Kasada para var mı? Kasada para var elhamdülillah. Biz istemiyoruz da yani. Ha, yok. Merak ediyor yani. Tabii ki bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Hı-hı. Bu önceki dönemle ilgili bir olumsuz yargı oluşturma adına söylediğim bir şey Hı-hı. değil kesinlikle. Eğer geliriniz azsa, belediyenin gelirleri azsa, sizin de beklenti olarak ciddi bir hizmet ve yatırım yapmanız gerekiyorsa borçlanmak durumundasınız. Hı-hı. Ki aldığımız borç da zaten hizmet ve yatırım amacıyla yapılmış bir borçlanmaydı. Siz de borçlandınız. Ve üstüne ilave ben de ettim. Çünkü belediyelerin en önemli çalışma mevsimi baharın sonu, yazın başında başlar. 6-7 aylık saha çalışması yapacağımız, asfalt, altyapı gibi çalışmalar yapacağımız dönem. Bu dönemi ıskalarsanız bir yıl boşa gider. Hı hı. Dolayısıyla da çalışma sezonu gelmiş ama elinizde o an kasada para yok. Millet hizmet bekler. Hı hı. Sizi seçmiş, oy vermiş. Ve bunlar elzem hizmetler. Zaten lükse, fantaziye harcayacak bir paramız asla yok. Ve delikli kuruluşun hesabını yaparak gidiyoruz. Ve biz de aynı şekilde bizden önceki başkanların davrandığı gibi hizmetleri yapabilmek için biraz da biz borçlandık. Ama bunun hesabını, kitabını yaptık. Tabii ki ilerleyen tarihte geleceklerin hesabını yaparak da bu borçlanmayı yaptık. Elhamdülillah bugün itibariyle söyleyebilirim ki 9 aylık süreç içinde Meram'ın tüm borcunun yarısından fazlasını kapatmış olduk. Ve şu anda herhangi bir esnafa, herhangi bir müteahhite delikli kuruş borcumuz yok. Ve diğer geri kalan borçlarımız da zaten yıllara sari borçlarımız. Onlar da vakti saati geldiğinde rahatlıkla ödeyecek durumdayız. Şükran önümüzü daha rahat görüyoruz evet, elhamdülillah. Kentsel dönüşümde en çok tartışmaların odağında Şükran Mahallesi vardı. Büyük bir proje açıklandı. Evet. Lansmanları büyük yapıldı ama büyük bir fikirdi, büyük bir düşünceydi ve karşılığında büyük emekler ve büyük paralar harcandı. Bunlar kimse aksini iddia edemez. Düşünenden de yapandan da Allah razı olsun tabii. Ama bazen işiniz rast gitmez. Hı-hı. Yani burada yıkımlar yapıldıktan sonraki süreçte burada tarihi kalıntılar çıktı. Kazılar yapılmaya başlanınca. Anıtlar Kurulu'nun devreye girmesiyle ve müzeler müdürlüğüyle beraber belediye ekipleri burada tarihi kazılar yaptılar. Hı-hı. Bu da uzun zaman aldı. Çünkü iğneyle oya işler gibi toprak kazıldı. Ve bazı adalarda tarihi kalıntılar çıktı. Bazıları temiz çıktı. Bu sürecin bitmesiyle beraber tam işe kalkışılacakken bu sefer de ülkemizdeki son 2 yıl devam eden ekonomik süreç yaşandı. İnşaat sektörünün ve yatırım sektörünün elini ayağını biraz çekmesiyle, frene basmasıyla beraber yatırım da orada beklemeye geçti. Ve böylelikle 3-3,5 yıllık süreç tamamlanmış oldu. Dediğim gibi bu büyük bir işti aslında. Ve şu anda 6-7 aydır mutfağında, sadece bu işin mutfağında emek harcadık. Nasıl harekete geçirebileceğimize dair. %99 oranında bir neticeye vardık. %100 olmasını bekliyorum. O da inşallah 15 gün içinde Şubat ayı bitmeden sadece bu işle ilgili özel bir toplantı yaparak tüm hemşerilerimize artık bu Meram'ın konusu olmaktan çıktı. Konyalı'nın merak ettiği, burası şehrin hak ortası dediğimiz bir yer. Hı hı. Burada yapılacak her güzel iş
veya her tez olumsuz iş ciddi sonuçlara doğuracak. Ama inşallah olumlu bir şekilde 15 gün sonra da ilanını yapmış bunu olacağız. Bunu hep tartışıyoruz. Aslında işte Meram dediğimiz zaman dışarıdan izleyenler hep akıllarına Meram Yeni Yol geliyor ama şehrin en fakir kesimi de en zengin kesimi de aks olarak sizde. Bazen sosyal medyadan yazarlar. Nasıl dengeleyebildiniz mi onu? Tabii dengelemeye çalışıyorum ama bu bir yılda oluşacak bir şey değil. Mesela herhalde en büyük göçmen mahalleleri sizde değil mi? Yani dışarıdan gelen Suriyeliler. Aslında şöyle, bizimkiler merkezde olduğu için, ya Sahipata bölgesinde toplandıkları için, Alaaddin'in etrafında da çokça görüldükleri için en çok bizde gözüküyor. Ama 100 binin üzerinde olan göçmenin 3 ilçemizde de dağılımı aşağı yukarı 32-33 bin civarında orantılıdır. Ama dediğim gibi şehir merkezinde Karatay'ınkiler ve bizimkiler bir kısmı Şems'te bir kısmı Sahipata'da olduğu için şehirde aşırı bir Suriyeli veya göçmen varmış şey oluşuyor. Ha, Türkiye sıralamasında ortalarda sayıyoruz aslında göçmen sayısında. Bu dengeyi konuşuyorduk. Fakirin. Aslında bunu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Bazen olumlu işler yapıyoruz. Yine güzel hizmetler yapıyoruz. Altında sosyal medyada yorumlarda tabii orası zengin mahallesi, orası elit mahallesi. Bizimki şöyle mahalle. Asla Allah'tan korkarım. Tanırsınız, bunu da biliyorsunuz. Ve ben yüzümü en uzak mahallelerden başlayarak gezmeye başladım. İlk ziyaretlerimi onlara yaptım. Yani gönülden uzak olan, gözden uzak olan, gönülden uzak olmadığını ispat etmek için. İkinci ziyaretlere başladım ben şu anda. 9 ayda bütün mahalleleri bir defa döndük, ikinciye başladık. Yine oralardan akşam oturmasına gidiyorum. Muhabbete gidiyoruz. Artık talepleri falan söylemiyorlar zaten. Siz zaten biliyorsunuz başkanım diyorlar. Çünkü birkaç defa gittiğim için seçim zamanında baz alacak olursak, şu anda 69 mahallenin tamamını 3. tura başlamış oldum. Bunu mesai saatlerimizde yapmıyoruz. Ya hafta sonu yapıyoruz ya da akşamları yapıyoruz. Hani sanmasın geziyor, toz, öyle bir şey yok. Bunlar meşakkatli işler. İnsanların dertleriyle ilgileniyorsunuz ve tabii bunu bilerek yola çıktık. Bundan da gayet memnunum. Çünkü insanların gönlüne girmenin de... Ya biraz defanstan taarruza geçmişsiniz siz yani. Vatandaş bir şey istemesin diye sürekli vatandaşın kapısındasınız. Konuyu biliyoruz. Bunun farkında. Evet. Ya artık biliyor. Ya geldiğinde diyor. Ben 3 defa sordum en son gittiğim mahallemizde. Yeşiltekke'ydi. 3 defa sordum. Akşam 40-50 vatandaşımızla oturuyorduk. Üçünde de ya ben gideceğim hani söyleyeceğiniz bir şey var mı dedim. Başkan yani Allah aşkına dedi ne söyleyeceğiz sana? Bilmediğin bir şey söylemeyeceğiz onu biliyorsun zaten dedi. Bir kısmını yaptım bir kısmı da inşallah önümüzdeki yıllarda Allah'ın izniyle dedim. Dua ettiler çıktım geldim. O kadar mutlu oldum ki güven oluşmuş şeydi. Yani imkan olduğum ilk fırsatta oradaki eksikleri gideceğimi biliyorlar. Bu beni çok mutlu etti. Anamdan güven oluşturamadıktan sonra ne yaparsanız yapın. İnsanlar gönlüne giremedikten sonra olmuyor. Peki baharda, Meram'da var mı böyle bir değişiklik ilçe olarak bir yapılan bir şey baharda göreceğiz? Zaten şöyle bir kere metro biliyorsunuz bir buçuk ay içinde inşallah temeli Meram Belediye'mizin yanında bulunan çarşının hemen ön tarafından ilk durak bizim oradan başlıyor. Gazze Caddesi, Çeçenistan ve Ahmet Özcan'dan devam ediyor. Sonrası da yine Beyşe Caddesi'nden hastane tarafına döndüğümüz zaman hem yeni tıp hem eski tıp huzurevi ve Necmettin Erbakan'la bitiyor. Yaklaşık metronun 8 durağı Meram ilçemizde ilgileniyor. Biraz sıkıntı çekeceğiz. Bunu hepimiz farkındayız. İster şimdi yapılsın, ister 20 yıl sonra yapılsın bu hizmet zaten son teknolojiyle yapılmasına rağmen yine de ilçe olarak sıkıntı çekeceğiz. Ulaşımda sağlayacağı rahatlıktan zaten bahsetmiyoruz. Bunu tartışmaya gerek yok. Ama ilçemizi ilgilendiren en önemli meseleler biliyorsunuz bizim eski iletişim bölgemiz çok. Bazı yerlerimiz daha az değerli veya yatırım çekmekte zorlanıyoruz. Metro güzergahının olduğu yerler çok büyük değerler kazanacak. Şimdiden metro güzergahına yakın diye kiralamalar ilanlarda bu şekilde başladı. Arsa satarken metro güzergahının üzerinde diye satmaya başladılar. Kentsel dönüşüm açısından belediye olarak benim işimi çok kolaylaştıracak. Metronun ve balyonun bu manada çok ciddi baharda var mı yeni projeler? Baharda şöyle iki tane devraldığımız proje vardı. Biliyorsunuz bir tanesi Tantavi Kültür Merkezi. İkincisi de Yenice Parkı. Birincisini açtık ve 6 aydır şehrin ve ilçenin büyük bir eksikliğini kaydetti. Sizin de iyi bildiğiniz zaman zaman geldiğiniz bir tesis. İkincisi fiilen açıldı resmi açılışını hemen bahar aylarında yapacağız. Meram Belediye'mizin tam arkasında bulunan ve nüfus olarak çok yoğun bir bölgede park eksikliğini gidermiş olduk. Devam eden bir projeydi. Biz de tamamlamak nasip oldu. Üçüncüsü akamete uğramış bir kapalı pazarımız vardı. Düğün yolunun üzerinde artık öyle söylüyoruz. Harmancık pazar alanı. İhale fesi olmuştu. Biz de yeniden ihaleye çıktık. Biraz da projeyi revize ederek maliyetlerini de düşürerekten inşaat başladı. İnşallah yaz aylarında bu binayı da tamamlamış olacak. Önümüzdeki birkaç yıl ben bir bina veya sosyal tesis yapmayı düşünmüyorum. Benim mega proje, uçuk proje, kaçık projeyle işim yok. Benim derdim zaten 69 mahallenin tamamında anket yaptırmışım. Mahalle ziyaretleri yapıyorum, muhtarlarla görüşüyorum. Borcu diyeceğim. Kapı zaten diyor ya, borçtan alakası yok. Kapımız zaten açık. Yani benim ciddi bir planlama altlığım oluştu. Şu anda Meram'ın
Melikşah Mahallesi Erbakan Sokak'taki bilgim neyse, Boruktolu'ndaki caminin yanından geçen sokağın yolu nasıl, altında ne var, şu anda bunu biliyorum. 6000 küsur sokağımızın tamamını hakimiz. Bunu da haritaya işlettirdik. Hı-hı. Bunun için 3 ay ekiplerimiz sahada dolaştı. Bu veriyi topladık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Meram'ın öncelikle yatırımı, hizmetlerini yerine getirmeden. Meramlılar mı? Meramlılar karar veriyor. Ben karar vermiyorum. Benim yardımcılarım veya müdürlerim karar vermiyor. Zaten en büyük şeylerimizden bir tanesi Meram'ı, Meramlı hemşehrilerimizle beraber yönetiyoruz. Ve böyle yaparsam hata yapar mıyım? Asla hata yapmam. Yaptırmazlar. Büyük projem yok, mega projem yok, uçuk açık projem yok. Ya evin kapısının önünde çamur varken, sabah çocuk okula giderken, adam işe giderken ayağı çamur oluyorsa, akşam dönerken de aynı şeyi yaşıyorsa, bu vatandaşın o problemini çözmeden ben diğer şeylere para harcayamam. Şu anda delikli kuruşun hesabını yapıyoruz. Dediğim gibi boş yere, lükse, fantaziye, ya bugün olmasa 10 yıl sonra da yapılabilecek hizmetleri öne çekip de bunlara girmiyorum. Dediğim gibi vatandaşımızın öncelikle belirlediği ve bana söylediği ne varsa şu anda onu yapıyorum. Ve parayı da böylelikle verimli kullanmış oluyoruz. Evet. Herhalde Merkez ilçenin en cimri belediye başkanı cimri olarak demeyelim buna. İsminiz çıkacak. Finans yönetimi konusunda ve mali disiplin konusunda ciddi tasarruflar sağladık. Akaryakıt ihalesini 4 belediye beraber yaptık. Bu yıl sağladığımız sadece bu ihaleden dolayı birlik beraberliğin verdiği bir bereket bu. 1,5 milyon lira kazancımız var. 9,5 ayda tek bir personel dahi almadım belediyeye. Ya popülizm yapmıyorum asla. Yani hem siyasi sorumluluğum var, hem resmi sorumluluğum var, hem de Müslüman kimliğimin bana yüklediği bir sorumluluk var. Bunların hepsinin farkında olarak hizmet etmeye çalışıyorum. 50 tane personelimiz azaldı geldiğimden bu yana. İşten bir kişiyi çıkardık bir soruşturma neticesinde. Geri kalan 49'u emekli olan, istifa edip kendi özel sektöre geçen veya başka kurumlara nakil giden. Bu 50'sinin çıkmasından sonraki gelirimiz ne biliyor musunuz? Yıllık kazancımız, o bu yıl olacak tabii, 4 milyon 200 bin lira. 4 milyon 200 bin liraya ortalama söylüyorum, tanesi 700 bin liradan ve 6 tane sosyal tesis yapabilirsiniz. O mahallenin ihtiyacını görecek. Yani tasarrufları da uyguluyoruz. Bir yandan kaynak üretiyoruz, bir yandan tasarruf tedbirleri yapıyoruz ve bereketi oluyor. Sosyal yardımlar yapıyoruz mesela, bütçemiz dar. Allah gönderiyor. Hollanda Kültür Dayanışma Derneği'nden bir tır dolusu engelliler için akül araç geldi biliyorsunuz. Dağıtım programında vardınız. Yine İsveç'ten, İsveç'teki Türk Kadınları Derneği ve buradaki Armutlu Köyü Derneği ile beraber yine hiçbir talebimiz olmadan, bir mücadelemiz olmadan kendilerinden bizimle beraber bu işi yapar mısınız diyerekten bir tır dolusu da onlarla ilgili yine hastane ve hastane teçhizatları geldi. Yaklaşık 250 tane engelli vatandaşımızı evinden hapsolmaktan kurtardık. Akül araçları dağıttık. İnanın bu biraz önce saydığım 3 tane şeyin sorumluluğunun vebalinin farkında olarak hizmet ettiğiniz zaman Allah da önünüzü açıyor ve işleriniz ona göre bereketleniyor. Hiç iş kimseyi almadınız mı? Hiç kimseyi almadım. Geldiğinizden beri Geldiğimizden beri hiç kimseyi almadım. Eyvallah. Yani ben şu şuurla ve bilinçle hareket ediyorum, onu da söylemiş olayım. Benim kendimin belki hizmette birinci yılım olabilir ama ben AK Belediyeci'nin 16. yılını temsil eden şu andaki başkan. Benden önce Refik Tuzcuoğlu Başkanımız, Sezer Kalaycı Başkanımız ve Fatma Toru Başkanımız AK Belediyeci'nin temsilcileriydi. Bugün görev bende. Ben en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bu arada onlara da teşekkür etmeden de geçmek de istemiyorum. Eyvallah. Bunun farkında olarak çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Zaman hızlı aktı. İçin. İnşallah oturalım, uzun bir program yapalım. Memnun olurum. Ayağınıza sağlık diyoruz. Eyvallah. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin nüfusu...